İtalya'da Floransa'dayız. Uffizi Müzesi'nde Rafael'in Madonna del Cardellino isimli tablosuna bakmaktayız. Yani altın rengi İspinoz kuşlu Meryem. Resmin ismi biraz komik. Sol tarafta gördüğümüz Aziz Can'ın elinde sarı renkli bir İspinoz kuşu var. Kuşu çocuk İsa'yı uzatıyor. Hazreti İsa da kuşun başını okşuyor. İspinoz kuşu Hazreti İsa'nın çilesini simgeliyor. Yani bir anlamda gelecekte Hazreti İsa'nın başına gelecek kötü şeyleri bize şimdiden açıklıyor. Bu aynı zamanda anne ve çocuğun birlikteliğini de gösteren bir tablo. Bu resmi değişik düzlemlerde incelemek mümkün. Çocuklar çocukça şeyler yapıyorlar. Birisi elindeki hayvancığı gösteriyor, diğer çocuk ona dokunmak istiyor, anne de korumacı bakışlarla onları gözlüyor. Anne ile oğlun arasındaki duygusal bağı görebiliyoruz. Hazreti İsa ayağını annesinin ayağının üzerine koymuş. Tenleri birbirine değiyor. Bu çok hoş bir görüntü. Ancak çocuk İsa pek eğleniyor gibi gözükmüyor. Çocuk olmasına rağmen her şeyi bilen birisinin olgunluğunda resmedilmiş. Eğer 1300'lerden kalma bir resmi inceliyor olsaydık, İsa'nın bilgeliğini vurgulamak için onu çocuk değil de küçük bir adam olarak çizdiklerini görecektik. Çocuk olarak resmedilmekle birlikte Rafael, bilgelik duygusunu Hazreti İsa'nın vücudunda yansıtmayı başarmış. Kolunu kaldırışına ve kuşun başını severken başını arkaya eğmesine dikkat edin. Hazreti İsa'da son derece zarif bir kontrapost görüyoruz. Yani ayakta duruyor, kalçası ve bacaklarıyla gövdesinin üst kesimi hafifçe farklı yönlere dönük. Aslında hiçbir çocuk bu şekilde durmaz. Son derece güzel bir duruş. Başı, yüzü uzaklığı vurgulayacak şekilde betimlenmiş ve geriye yaslanıyor. John'da ise çocuklara özgü bir enerji görüyoruz. Tüm ilgisi yaptığı işte. Bak sana ne gösteriyorum der gibi. Ve elinde gösterdiği de İsa'nın çilesinin sembolü. 1300'lerde yapılmış olan tablolarda Hazreti Meryem tahta otururken betimlenir. Ancak burada tahta oturmuyor. Adeta doğa onun için taht görevini üstlenmiş. Yeşillikler içinde çok güzel bir ortamda bulunuyor ve bir kayanın üzerinde oturuyor. Bizi çevreleyen her şey ilahi denmiş adeta. 15. yüzyılın sonları ve 16. yüzyılın başlarında Yüksek Rönesans döneminde doğanın da Tanrı'nın eseri olduğuna, onu yansıttığına inanılırmış. Yani onu yansıtmak için şatafatlı sembollere ihtiyaç duymazlarmış. İlk bakışta fark edilmemekle birlikte resmin kompozisyonu da enteresan. Figürler piramit şeklinde yerleştirilmişler. Hazreti Meryem üstte, Aziz Can ile Hazreti İsa iki kenarda yer alıyor. Burada gördüğümüz durağanlık ve denge de Yüksek Rönesans dönemi resim sanatının özelliklerinden. Figürler birbirleriyle bağlantılı, aralarında konuşuyorlar. Gene de bu resme baktığımızda denge, mükemmellik, sonsuzluk gibi duyguları hissedebiliyoruz. Birbirlerine bakışları, mimikleri, Meryem'in Can'a bakışı, Can ve İsa'nın birbirlerine bakmaları hepsi Hazreti Meryem'in vücudunun oluşturduğu piramidin içinde kalıyor. Son derece güzel manzarada bütünleşmiş bu kompozisyonu çevreliyor. Kitap da ilgimi çekti. Hazreti Meryem okuyor ve kaldığı yeri işaretlemiş. Bu sahne bize müjdelemeyi hatırlatıyor. Hazreti Meryem huşu içinde İncil'ini okurken Cebrail aleyhisselamın gelip Hazreti İsa'nın annesi olacağını müjdelemesini hatırlatıyor. Ancak baktığımız resimde İncil'i okumaya devam edememiş, çocuklarla ilgileniyor.